Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir teknoloji videosuyla ile karşınızdayım. Telesin isimli markanın bir ürünü var arkadaşlar. Bunu AliExpress'ten aldım ben. Skateboard kamera mount diye geçiyor. GoPro için tasarlanmış bir çözüm. Şimdi biliyorsunuz benim GoPro'm var. Bir de DJI Osmo Action kameram var. İki tane aksiyon kameram var. Ve bunları özellikle biz teknoloji okuda e, otomobil çekimlerini çok sık kullanıyoruz. Çünkü ama de, aksiyon kamerası eğer böyle çok sporla ilgilenmiyorsanız böyle aksiyon sporlarıyla adı üzerinde zaten aksiyon kamerası çok da böyle kullanacağınız bir ürün değil. Yani her gün ben alayım da onu kullanayım falan tarzında bir ürün değil. Ama bizim gibi böyle otomobil incelemeleri de falan yapıyorsanız e, bu tarz bir ürüne ihtiyacınız var. Bu ürün aslında çok basitçe tasarlanmış ki e, orijinali yok bu arada bu ürün. Yani orijinali yok derken kastettiğim şey şu biliyorsunuz bazı aksesuarları GoPro da üretiyor. Bazılarını da hani hem GoPro üretiyor hem de 4 parti dediğimiz üçüncü parti firmalar üretiyor. Tabii ki 4 partiler yani üçüncü parti olan firmalar daha ucuz oluyor, daha uygun fiyatlı oluyor. Ama bazı aksesuarların da GoPro'da karşılığı yok. İşte bu öyle bir ürün. Bu skateboard dediğimiz yani kaykaylara takılarak kullanılan bir ürün. Yani aslında çok da basit bir ürün. Şöyle göstereyim. Bunu detaylardan da size vereceğim. Şöyle göstermiş olayım. U şeklinde bir e, ürünümüz var. Uç kısmında GoPro'nun bağlantı aksesuarı gömülü bir şekilde geliyor. Yani buraya takılmış bir hali geliyor. Bir de alt kısmında bir mandalımız var. Bu mandalla sıkıştırarak bu alanın içindeki yani bir şekilde şöyle ince uzun bir şeyin kenarına takmak için kullanıyoruz. Bunun genişliği şu ince uzun dediğimiz şeyin genişliği 8 ile 15 mm arasında olabiliyor. Yani şu aradaki mandalı biz oynatarak bu mesafeyi ona göre sıkıştırabiliyoruz. Biz bunu otomobil çekimlerini nerede kullandık? Şöyle otomobilin camına taktık bunu ve camına taktım ben daha doğrusu ve dış çekimlerde kullandım. Çünkü vantuzla yapıştırabiliyorsunuz evet ama vantuz düşebiliyor, tutmayabiliyor. Bir de hızlı gittiğiniz için şimdi normalde arabanın içinde taktığımızda sorun yok ama dışarı taktığınız zaman sıkıntı olabiliyor. O yüzden şöyle bir çözümle garanti aldık. Güzel de oldu ben sonuçlarını hem Twitter hesabımda paylaştım hem de bir Ford Ranger incelemesi yapmıştık teknoloji oku için. Onu da yukarıdan koyarım ben. Yayınlandığı zaman daha henüz yayınlanmadı ama yayınlanacak. Salı günü yayınlanacak. Salı günü yani itibaren şurada tıklarsanız oradan görürsünüz. Müzik <laughs> kullandık. Bu arada bunun şöyle iki tane parçası çıkıyor. Yani bu ürün aslında şöyle şu şekilde iki parça. Normal ürün şu. Şu şekilde bir şöyle göstermiş olayım sizlere. U şeklinde bir düş cihaz düşünün. bir de bir tane uzatması çıkıyor bunun. Bu uzatma önemli çünkü biraz daha mesafe etki elde etmiş oluyorsunuz. Ha, ben otomobilde kullanıyorum. Siz bunu kaykayınız vardır. Kaykayda kullanabilirsiniz. Ya da mesela Kreatif çekimler yapmak istiyorsunuz. Mesela benim aklıma şöyle bir şey geldi. İşte şurada bir bardağımız var. Monster'ın bardağı. Monster bilgisayarın. Şöyle taktık mesela. Şunu sıkıştıralım. İşte buraya mesela diyelim ki bir çekim yapıyorsunuz. Hani kendiniz içerken bir detay görmek istiyorsunuz. Böyle bir çekim yapabilirsiniz. Mesela deneyelim hatta onu. Şöyle şimdi bir aksiyon kameramızı açalım. tabi şimdi burada bu yan durdu. Onu o zaman şu aparatını çıkarmam gerekecek. Şunu direkt takacağız. Şimdi sizlere evet, takıyorum şu anda. Evet taktım. Bakalım şöyle. Evet şu an fena değil gibi herhalde. Bir çekelim bakalım şöyle. Şu an kayda girdik mesela. Hani diyelim ki tabii ki birkaç kamerayla hani buradan çekmeniz lazım, önden çekmeniz lazım. Direkt bir çektiğimizi varsayıyorum ben. İşte kahve doldurduk. Şöyle bir yaptınız. Bir daha yapalım isterseniz. Yaptınız. Hatta bir farklı bir açıdan daha yapayım. Evet arkadaşlar. Şu anda GoPro üzerinden kayıt alıyoruz ve şöyle yaptık. İşte bu tarz çekimlerde GoPro'yu da bu şekilde takabiliyorsunuz. Normalde takabilir misiniz? Var farklı aksesuarlar var bu arada biliyorsunuz. Şimdi konu GoPro olunca arkadaşlar bir sürü böyle incik cincik var ki benim de mecburen bu tarz cihazlara sahip olduğum için böyle bir sürü incim cincim var. Neden var? E, şundan dolayı var arkadaşlar. Çünkü hepsi gerekiyor. Şimdi GoPro'mu bir kapatayım ben önce. Evet kapattık. Neden işte söylediğim gibi gerekiyor? Çünkü mesela bugüne kadar skateboard yani kaykaya takmak için şu aksesuar daha çok tercih ediliyordu. Bunun bir de, bakalım var mı? Evet şurada varmış. Şunu, işte içem yapıştırıcı var arkasında görüyorsunuz. Bunu bir şeyin tahtanın üzerine, kaykanın üzerine yapıştırdınız. Sonra da şu aksesuarla bu bağlantıyı sağlıyordunuz. Ama bu çok hani pratik mi oluyor mu? Bence olmaz. Yani, bir, yani olduğu tarafları da vardır ama her zaman pratik olduğunu düşünmüyorum ben. Bu şekilde bir kullanım. Yani şu aksesuar bence daha pratik gibi düşünüyorum ben. Söylediğim gibi burada illa hani otomobilde kullanın, bardakta kullanın meselesi değil bu. Siz farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Çok daha farklı değil mi? Şu tahtanın, işte masanın kenarına taktım. İşte şimdi mesela takayım ben hatta. Şuraya. Masanın kenarına taktım. Masada dursun. Benim ikinci kameram olsun. Böyle bir kullanım da yapabilirsiniz. Bakalım takılabiliyor mu? Buraya. Yani biraz uzak girmiyor buraya. Çünkü bunun kalınlığı biraz 15 milimden yüksek herhalde. Ama Hani benzer şekillerde kullanabiliyorsunuz. Ama nerede kullanacağınız, nasıl kullanacağınız birazcık size kalmış durumda. İsterseniz de söylediğim gibi bardağın kenarına takarsanız, başka bir yere takarsanız, arabanıza takarsanız, farklı açılarda mesela bagaj kapağına takabilirsiniz, ne bileyim cama takabilirsiniz, ön kaputa bağlayabilirsiniz isterseniz falan. Hani birazcık böyle sizin işte Hayal gücünüze bağlı, ne yapacağınıza bağlı olmakla beraber değişiyor. Yani farklı farklı senaryoları siz de kendiniz üretebilirsiniz. Ne bileyim, surf tahtasına bağlarsınız, oraya bağlarsınız, buraya bağlarsınız. Bir sürü yere şöyle bir aksesuarla bağlantı kurmanız mümkün. Ee, bunun maliyeti kaç para? 80 lira falandı ben, Çin'den getirdim. İşte 15 lira falan da bir şey veriyorsunuz. Gerçi 3 tane getirmiştim ben, bir tane almadık. Ofise de aldık 2 tane. Yani 80 liraya, 90 lira diyelim atıyorum örnek olarak. 90 liraya bu, bunun böyle bir şey almış oluyorsunuz. Sağlam da bir ürün bu arada. Hani çok böyle bakıyorum ben. Bayağı kalın bir e, materyalden üretilmiş plastik olarak. Ve hani böyle çabuk da şey yapacak gibi durmuyor. Ha arabaya taktım sıkıntı oldu mu? Hayır olmadı. Yani ben bir çekingenliğim olmuştu. Hatta iple bağladım ben. GoPro düşermişer. Sonra yollarda GoPro aramayalım diye. Herhangi bir şekilde sıkıntı olmadı. Belki isterseniz önüne bir hani bol head takıp daha rahat bir kullanım da yapabilirsiniz. Ama ona bile gerek kalmadı. Şu dönüştürücüler ki bende fazla fazla da vardı bunlardan. 3-4 tane de şöyle şunlar da filan da vardı. Bunlarla beraber kullanıp farklı bayağı bir uzattım mesela. O şekilde kullandım. Söylediğim gibi birazcık ne yapacağınız, nasıl kullanacağınız sizin hayal gücüne kalmış ama Telesir'in bu ürünü hem malzeme kalitesi çok iyi hem de yanında da şöyle bir şey de veriliyor mesela. Şöyle bir aparat da veriliyor. Şunları sıkıştırmak için. Şunu şöyle döndürmekse çok da gerekli. Ben çok kullanmıyorum böyle bir şey ama isterseniz böyle bir şeyin de verildiğini belirtelim. Böyle bir küçük bir aksesuar da çıkıyor kutusunda. Güzel, temiz, kaliteli bir ürün arıyorsanız mesela bu tarz bir ihtiyacınız da varsa ben bu ürünü mutlaka ve mutlaka göz atmanızı öneriyorum. Fiyatı çok pahalı değil ve muadili çok yok. Ya yani daha doğrusu hiç yok arkadaşlar. Böyle bir ürün muadili yok. Ben çok baktım e, piyasada bulamadım yani böyle bir ürünü yok. Ee, cama takılıyor otobüsün otomobil camına ama biraz ince olduğu için tabii otomobil camları birazcık şeyde duruyor ama ben camı yukarı kadar kapattığım için hani kapatınca zaten sıkışmış oluyor şuradan dolayı. O yüzden çok sıkışmaması önemli değil ama çok kafanız takılsa şuraya bir kağıt sıkıştırıp daha da hani mesafeyi daha da azaltırsanız o zaman daha rahat bir şekilde bağlantıda sağlamış olursunuz. En azından kafanız daha rahat olur. Eğer böyle video çeklerle uğraşıyorsanız farklı açılar, farklı şeyler de denemek istiyorsunuz, şu Telesin'in bu skateboard, GoPro için geliştirdiği skateboard ürününe bir göz atmanızı da öneriyorum. Açıklama kısmına da linkini koyacağım. Fiyatını da söyledim. Soruyorsunuz bazen videoları böyle enteresan sorular geliyor. Fiyatı kaç para? Nereden alabilirim falan diye. Açıklama yok arkadaşlar. Açıklamalarda ben fiyatını da linkini de vesairesini de koyuyorum. Zaten tıkladığınız zaman da siz de gidip görmüş olacaksınız. Ama bu videoyu birkaç sene sonra izlerseniz e, bu ürün artık üretimden kalkar falan orasını bilemem ama böyle bir çözüm var ve özellikle de böyle kreatif bir şeyler yapmak istiyorsanız farklı bir şeyler, e, açılar denemek istiyorsanız bence GoPro için kullanılabilecek çok çok güzel bir ürün. Hatta ufak tefek dönüştürücüler var bunlar için biliyorsunuz. Bir dönüştürücüyle böyle ufak bir kamerayı da koyabilirsiniz. Yani illa GoPro kullanmak zorunda değilsiniz. Ben daha kaliteli kayıt yapmak istiyorum. Çok da güzel bir işte bu fotoğraf makinem var ne bileyim. Sony ZV1 gibi mesela diyelim ki bir ürünüz var. Onu da takabilirsiniz, onu da taşır. Herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Böyle bir çözüm olduğunu da söyleyelim. Video çekenler için önemli bir aksesuar olduğunda belirteyim. Bu videoda sizlere Telesim tarafından geliştirilen, başta GoPro olmak üzere tüm aksiyon kameraları birlikte kullanabileceğiniz enteresan bir çözümü anlatmaya çalıştım. Şöyle bir kaykay kay Bağlantı aparatı diye geçiyor bunun adı. Skateboard aparatı olarak geçiyor. Bunu farklı farklı aksiyon kameraları kullanabileceğiniz gibi GoPro ile kullanabilirsiniz. Ayrıca eğer varsa böyle ufak tefek küçük kameralarınız varsa onlarla da kullanabileceğinizi belirtelim. Bu ürünle ilgili merak ettikleriniz varsa ya da benim anlatmayı unuttuğum noktalar varsa videonun altında bana soru olarak e, sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyorum ve değerlendiriyorum. YouTube kanalıma abone olmayı ve beni aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.